Türkiye, savunma sanayi ürünleri sayesinde imza attığı başarılarla göz doldurmaya devam ediyor. Fransa'nın önde gelen ulusal gazetelerinden Le Monde, Fransa'nın savunma sanayisine yönelik yaptığı analizde, Fransa'nın Türkiye'nin savunma sanayisi karşısında uluslararası arenada yer kaybettiğini ve Türkiye'nin bu alanda Fransa için tehdit olduğunu yazdı. Çalışmada Ankara'nın yürüttüğü çalışmalara işaret edilerek, Türkiye, Fransız askeri endüstriyel kompleksinin zorlu bir rakibi vurgusu yapıldı. Fransa'nın silah sanayisinin güçlü yönlerine ve dünyanın en büyük üçüncü silah ihracatçısı konumuna rağmen bazı zayıf yönleri olduğu kaydedildi. Avrupa ülkesindeki endüstrinin neredeyse tüm askeri teçhizatı kendisi ürettiği ifade edilerek, Türkiye, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yerli imkanlarla çözümler üretiyor. Yurt dışına bağımlılığın en aza indirilmesi hedefiyle çalışmalar hız kesmeden sürdürülürken, savunma ürünleri yurt dışından çok sayıda alıcı buluyor denildi. Fransız ordusunun üretimde etkin olmasına rağmen ihracat yapamaya ihtiyacı olduğu kaydedilen makalede, Türkiye'nin Fransa'nın satış yaptığı pazarlarda ciddi bir rakip olduğu kaydedildi. Fransa'nın en çok talep edilen ürününün Rafale savaş uçağı olduğu belirtilirken, Fransa tek bir ürün üzerine kurulu bir yapıya sahip. Eğer Rafale olmasaydı, kenarda kalırdı diyen çok fazla uzman olduğuna dikkat çekildi. Bildiğiniz gibi, Türkiye, son yıllarda savunma sanayinde büyük bir atılım gerçekleştirmiş, yerli ve milli ürünler geliştirerek güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamış, yurt dışı bağımlılığını azaltmış, ihracatını artırmış ve küresel bir oyuncu haline gelmiştir. Türkiye, bu başarılarıyla savunma sanayinde tam bağımsız bir ülke olma hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Peki, tam bağımsız savunma sanayi nedir? Tam bağımsız savunma sanayi, savunma sanayindeki tüm ürün ve sistemlerin tasarımından, geliştirilmesinden, üretiminden, testinden, kullanımından ve bakımından sorumlu olan, yabancı ülkelere veya şirketlere bağlı olmayan, kendi kararlarını kendi veren, kendi teknolojisini kendi geliştiren, kendi ihtiyaçlarını kendi karşılayan, kendi çıkarlarını kendi savunan bir ülke demektir. Türkiye, tam bağımsız savunma sanayi hedefine ulaşmak için havacılık, denizcilik, karacılık, uzay, elektronik, siber, enerji, lojistik gibi pek çok alanda çok sayıda proje yürütmektedir. Bildiğiniz gibi Türkiye, coğrafi konumu, tarihi mirası, kültürel zenginliği, demografik yapısı, ekonomik potansiyeli ve askeri gücüyle uluslararası alanda önemli bir aktördür. Türkiye, hem Avrupa hem de Asya ile bağlantılı bir köprü ülke olması, hem de Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türk dünyası gibi stratejik bölgelerde etkin bir rol oynaması nedeniyle bölgesel bir güç olarak kabul edilmektedir. Ancak Türkiye, bölgesel bir güç olmanın ötesinde küresel bir güç olma hedefine de sahiptir. Küresel bir güç, uluslararası sistemde söz sahibi olan, küresel sorunlara çözüm üreten, küresel işbirliği ve entegrasyonu sağlayan, küresel güvenlik ve istikrarı temin eden, küresel kalkınma ve refahı artıran, küresel değer ve normları yaygınlaştıran ve küresel çıkarlarını koruyan bir ülke olarak tanımlanabilir. Peki, Türkiye küresel bir güç olmak için neler yapmaktadır? Türkiye, küresel bir güç olmak için hem kendi içinde hem de dışarıda pek çok çalışma yürütmektedir. Türkiye, kendi içinde demokratikleşme, insan hakları, hukukun üstünlüğü, ekonomik büyüme, sosyal adalet, eğitim, sağlık, altyapı, teknoloji, savunma sanayi, enerji, çevre, kültür, spor gibi alanlarda reformlar yapmakta, gelişimini sürdürmekte, toplumsal birliği ve dayanışmayı güçlendirmektedir. Türkiye, dışarıda ise komşularıyla ilişkilerini geliştirmekte, küresel sorunlara aktif olarak müdahil olmakta, küresel işbirliği ve entegrasyon projelerine katılmakta, küresel güvenlik ve istikrar için çaba göstermekte, küresel kalkınma ve refah için yardımlar sunmakta, küresel değer ve normları savunmakta, küresel çıkarlarını korumaktadır. Türkiye, küresel bir güç olmak için özellikle savunma sanayine büyük bir önem vermektedir. Savunma sanayi, ülkelerin ulusal güvenliği yanında teknoloji geliştirme ve ileri teknolojiyle üretilen ürünlerin ihracatı açısından da önemli bir sektör olarak görülmektedir. Türk savunma sanayi, az zamanda oldukça büyük bir ilerlemeler kaydetmiş, yerli ve milli ürünler geliştirerek güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamış, yurt dışı bağımlılığını azaltmış, ihracatını artırmış ve küresel bir oyuncu haline gelmiştir.
Türk savunma sanayinin önemi sadece ekonomik değil, siyasi ve askeri açıdan da hissedilmektedir. Türk savunma sanayi, Türkiye'nin bölgesel ve küresel sorunlara karşı kendini savunma kabiliyetini artırmış, Türkiye'nin bağımsız ve özgür bir şekilde karar almasını sağlamış, Türkiye'nin itibarını ve saygınlığını yükseltmiştir. Türk savunma sanayi, ayrıca Türkiye'nin müttefikleriyle işbirliğini geliştirmiş, Türkiye'nin dostlarına destek olmuş, Türkiye'nin halkların refahı, huzuru ve geleceği için çalıştığını göstermiştir. Sayın dinleyiciler, Türk savunma sanayinin önemi, hem Türkiye'nin kendi geleceği, hem de bölgenin ve dünyanın geleceği için hayati bir öneme sahiptir. Türk savunma sanayi, hem Türkiye'nin kendi milli çıkarlarını koruyacak, hem de küresel barışa, işbirliğine, kalkınmaya ve refaha hizmet edecektir. Türk savunma sanayi, hem Türkiye'nin kendi değer ve normlarını savunacak, hem de küresel çeşitliliğe, hoşgörüye, diyaloga ve dayanışmaya katkıda bulunacaktır. Türk savunma sanayinin önemini anlamak ve takdir etmek hepimizin görevidir. Türk savunma sanayinin gelişmesi ve güçlenmesi için devletin, özel sektörün, üniversitelerin, sivil toplumun ve vatandaşların ortak bir vizyon ve işbirliği içinde olması gerekmektedir. Türk savunma sanayinin başarıları hepimizin gururu ve onurudur.